Değerli basın mensupları. Uzun bir aradan sonra sizlerle yeniden birlikte olmaktan ben de son derece memnunum, mutluyum. Biraz güneş var ama yapacak bir şey yok. Evet. evet. Erdoğan nihayet Doğu Akdeniz ve Ege ile ilgili sessizliğini il başkanları toplantısında bozdu gibi yaptı. Bana göre il başkanları toplantısında bu konulara değinirken kafadan değinmesi gereken işlerden birisi hiç şüphesiz Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum kesimine yaptığı ziyaret ve bunun geçmişte yapılan kimi uluslararası anlaşmalara aykırılığından ve Türkiye-Amerika ilişkileri bakımından ne kadar sakıncalı, ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu ortaya koyup bu konuda Türkiye'nin ciddi bir refleksini en üst perdeden ve en üst noktadan duymayı Türkiye e, bekliyordu, vatandaşlarımız bekliyordu. Bunun ötesinde ben eminim Amerika Birleşik Devletleri de böyle bir tepkiyi bekliyor idi. Böyle bir tepki olmadı. Esasen Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada ne Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimine yaptığı ziyarete, ne Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adaları silahlandırmasına, ne de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerine göz diken İsrail ve benzeri Fransa gibi ülkelere yönelik bir tutum da görmedik. Neyi gördük? Klasik bir Erdoğan gördük. Muhalefeti karalayan, muhalefete yüklenmek suretiyle etrafını sıkı ve diri tutmaya gayret eden bir Erdoğan gördük. Bugün Erdoğan'ı izlerken Türkiye'yi değil de AK Parti'yi derli toplu tutma, iddialı tutma yaklaşımı ve anlayışı içinde bir Erdoğan gördük. Erdoğan hatırlatalım. Evet AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisini diri tutmak için örgütü motive etsin. Ama Cumhurbaşkanı sıfatıyla da Türkiye'yi bölgede ve dünyada diri tutmak için de biraz işlerine odaklansın diye düşünüyoruz. Gene bundan beraber Sakız'ın silahlandırılması iddiasıyla bir navtex verebildik. Erdoğan'a 1947 Paris ve 1924 Lozan anla 23 Lozan anlaşmalarını tekrar hatırlatmak isterim. İşine geldi mi Lozan'a sığınan, işine gelmedi mi Ege'deki zafiyetin Lozan'dan kaynaklandığını iddia eden bir Erdoğan'ın yaptığı da yakışıksızdır. Gene bugün söylüyor ki bize diyorlar ki ne işiniz var Doğu Akdeniz'de? Ne işiniz var Libya'da, ne işiniz var Suriye'de? Bunlara müsaadeniz olursa tek tek değinmek istiyorum. Ama biz Türkiye'nin bölgede dış politikada diplomasiyi önceleyen aktif güçlü bir ülke olmasını öteden biri savuna geldik. Hiçbir şekilde de bölgede yaşanan sorunlara Türkiye'nin kayıtsız kalmasını doğru bulmadık. Türkiye'nin bölgede etkili, aktif, öncü ve güçlü bir ülke olmasını istedik. Ama Suriye'den başlayarak Libya'ya kadar ve Ege adalarına kadar Türkiye'nin ve özelde Erdoğan'ın bir dizi yanlışlıklarıyla da Türkiye olarak karşı karşıyayız ve Erdoğan'ın yanlışların bedelini de Türkiye olarak 83 milyon olarak ödüyoruz. Mesela biz Suriye'de Türkiye'nin ne işi var derken şunu söyledik. Suriye'deki cihatçı unsurlara silah temin etmeyin. Onları eğitip donatmayın. Siz Suriye'nin barışı için bölgede Suriye merkezi yönetimiyle iyi ilişkiler kurarak Suriye'deki sorunu çözersiniz ve Türkiye bundan en az zararı görür dedik. Ama ne oldu? Türkiye'nin yanlış Suriye politikasının sonuçları ortada. Şu 20 Şubat'ta 34 askerimizi bir gecede kaybettik. İdlib'te 50 milyar dolar paramız gitti Suriye meselesi yüzünden ve 4 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye'de. Peki Suriye politikasının kazananı kim derseniz, Suriye'nin aktörleri artık kim derseniz, Fırat'ın batısında Suriye merkezi yönetimiyle Rusya hakim, etkili, Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ve PYD hakim ve etkili. Türkiye, Suriye noktasında tamamen oyun dışı, devre dışı etkisiz eleman. Amerika, Rusya, Suriye <laughs> merkezi yönetimi de PYD alacağını alırken külfetini 50 milyar dolarla ve 4 milyon Suriyeli sığınmacıyla bu aziz millet ödüyor. Erdoğan biz şimdi bunları sana söylemeyelim Suriye politikandan hakikaten memnun musun? Sonuçları bakımından Türkiye'nin bir e, topline ucu kadar bir kazanımından bahsetmen mümkün mü? E, değil. Suriye politikası dip doruk yanlış. Doğu Akdeniz'de hakeza tablo aynı. 2009'da bir one minute show yaptın. 2010'da Mavi Marmara'da ki şehitlerimizi 20 milyon dolar karşılığında İsrail'e şehit kanımızı peşkeş çektin ve Doğu Akdeniz'de İsrail'i siyasi olarak önemli bir aktör yaptın. Kahire'de büyük elçimiz yok, Mısır'la diplomatik ilişkimiz yok ve Mısır'da Doğu Akdeniz'de siyasi olarak ikinci aktör oldu. Peki Mısır'da darbe var ilişki kurmuyorum diyen Erdoğan'a soruyorum. Daha taze 18 Ağustos'ta Mali'de darbe yapıldı. 9 Eylül'de Dışişleri Bakanını darbeci Mali hükümetine niye yolluyorsun? Bunu da merak ediyoruz. Bu da kamuoyunun ve dünyanın gözünden kaçmıyor. Erdoğan'ın Libya Türkiye'nin Libya politikası ile ilgili milletin ve muhalefetin aklıyla alay etmesini anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bu parlamentoda Türkiye ile Libya arasında 2019'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ile ilgili bir anlaşma getirildi buraya. Bu anlaşmaya Cumhuriyet Halk Partisi tam destek verdi. Libya ile Türkiye arasında yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına hemen peşine bir anlaşma daha geldi. Hatta bu anlaşmaya deni e Türkiye Büyük Millet Meclisi tam kadro destek verdi. Parti ayrımı yapmadı. Hepimiz destek verdik. Türkiye'nin mavi vatan'daki hakları konusunda Libya ile tarihsel bağlarımızla düşünüldüğünde bu anlaşma Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma ayakta alkışlanacak bir anlaşmaydı. Hemen peşine bir anlaşma getirdiniz ve Libya ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını meclisin önüne koydunuz. Biz bu anlaşmaya evet hayır oyu verdik verirken de gerekçemizi bir cümleyle özetledik. Libya'da bir iç savaş var. Tobruk yönetimi ile Trablus yönetimi arasında bir iç savaş var. Tobruk meclisi ile Trablus meclisi arasında bir çatışma var. Bir kavga var. Libya ile tarihsel bağlarımızla düşünüldüğünde, kadim ilişkimizle düşünüldüğünde Libya'daki bu iç savaşa Türkiye'nin taraf olması doğru değil dedik. Hala aynısını söylüyoruz. Nitekim şimdi Trablus yönetimiyle Tobruk yönetimi bir anlaşma yaptı biliyorsunuz. Sirtebe, Cufra, Birleşmiş Milletler kontrolünde silahtan arındırılıyor. Ateşkes anlaşmaları yapılıyor ve Libya'yı kurtaracak Türkiye'nin bu anlaşmalardan işin gerçeği haberi bile yok. Sonradan duyuyor. Duyduktan sonra da hoşnutsuzluğunu hissettiriyor. Dolayısıyla Türkiye Libya arasındaki kadim ilişki ve dostluğumuzun Libya'nın iç işlerine Libya'daki kardeşler arası kavgada Türkiye'nin taraf olmaması gerektiğini söyledik. Bundan beraber Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz noktasında Libya ile maksimum ilişki için hükümeti teşvik ettik ve destekledik. Şimdi bakın Doğu Akdeniz'de bir Doğu Akdeniz doğalgaz forumu kuruldu. Burada İsrail var. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Filistin'de var. Güney Kıbrıs var. İtalya var. Fransa var. Mısır var. Yunanistan var. Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu. Kim yok? Türkiye yok. Şunu anlamakta samimi söyleyeyim zorlanıyoruz. Türkiye gerek Doğu Akdeniz'de gerekse Ege'de çok ama çok haklı davasında neden bırak diğerlerini geçtim. Filistin'in bile kardeş Filistin halkının desteğini bile alamaz hale gelmiş. Bunu da çok merak ediyoruz. Türkiye Yunanistan gerilimi, Ege gerilimi yeni bir gerilim değildir. Eski bir gerilimdir. Uzun yıllara sari süren hatta 10-15 yıldır istişçafi görüşmelerinde periyodik aralıklarla yapıldığı bir vakadır. Ama Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımında Türkiye'nin dışarıda bırakılması adına Ege'de yıllardır var olan sıkıntı ve çözümsüzlük yeniden ısıtılmış ve Türkiye'nin önüne sürülmüştür. Şimdi Türkiye ne yapacak? Ya dur ben şimdi şu Doğu Akdeniz'e bakayım mı diyecek? Hayır. Bir şey net altını çizelim. Evet aşağıda bir Meis adası var ama Türkiye... Yunanistan'la Doğu Akdeniz konusunda baş başa masaya oturmamalı. Muhatabımız onlar değil. Doğu Akdeniz konusunda muhatabımız belli. Öncelikle Mısır, Libya, İtalya, Fransa, İsrail, Suriye, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Ama Türkiye, Ege ile ilgili olarak Yunanistan'la sürekli bir diplomasiyi ama cesur bir diplomasiyi, samimi bir diplomasiyi götürmek zorunda. Yapamayacağınız şeyleri yaparım demeyeceksiniz. Yaparım dediklerinizde yapacaksınız. Dış politika ve diplomasi efelenmeyle olmaz. Tutarlılıkla olur. Bugün Erdoğan'ın bütün yanlışlarına rağmen Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bu ülkeler, bu paydaş ülkeler Türkiye'ye karşı daha diklenemiyorsa bunun sebebi Türkiye'nin tarihsel birikiminden, geçmişinden gelen caydırıcı gücüdür. Türkiye'nin büyüklüğüdür. Türkiye'nin uzun yıllardır uyguladığı yurtta sulh, dünyada sulh politikasıdır. Yoksa Erdoğan politikalarına kalırsa, bu ülkeler konuya salt bu pencereden bakarsa, evet dosta düşmana karşı 83 milyon Doğu Akdeniz içinde, Ege içinde biriz, birlikteyiz ve bir olacağız. Ama Türkiye daha büyük sıkıntılar yaşar. Türkiye her şeye rağmen diş geçirilemeyen bir ülke ise bu Salt Erdoğan'ın şahsım diplomasisiyle ilgili değil, Türkiye'nin 1923'ten beri yürüttüğü sağduyulu, ayakları yere basan, iradeli, dirayetli dış politika süreci sayesindedir. Şunu anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Ege'de sapına kadar haklıyız. Ama yalnızız. Eskiden böyle değildi. Türkiye kimle mücadele ederse etsin, kimle karşı karşıya gelirse gelsin, yanında tarihsel birikime ve gelişime dayalı ülkeler bulurdu. Değerli arkadaşlar, şimdi Türkiye haklı ama yalnız bir davada tarihsel ağırlığımızın caydırıcılığı ile ayakta duruyor. İşte onun için diyoruz ki Türkiye büyük bir devlet. Türkiye büyük bir ülke. Şimdi Türkiye Libya ile deniz yetki anlaşmasını yaptıktan sonra Mısırla Yunanistan arasında da bir benzer anlaşma yapıldı. Ama bakın orada bereket bir ayrıntı var. Belki Erdoğan'ın da görmediği bir ayrıntı var. Mısır Yunanistan'la yaptığı deniz yetki anlaşmasında Girit ve Rodos'ta sınırlandırdı. Bu hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardan beri söylediği tezi güçlendiren bir e, gelişmedir. Yani biz diyoruz ki Mısır'la diplomatik ilişki kurmak zorundasın. Darbe olmuş, şu olmuş, bu olmuş. O ayrı. Maliye Dışişleri Bakanı'nı oluyorsun ya daha dün darbe yapılan yere. Türkiye'nin Mısır'la ilişkisinin düzeltilmesi taviz vermeden düzeltilmesi ki ben Mısır'ın buna açık olduğunu tarihsel süreçlerden de öngörüyorum. Biliyoruz. Ama hayır biz Mısır'la konuşmayacağız. Biz İsrail'le konuşmayacağız. Konuşacağız ama iç politikaya malzeme yapmak için konuşacağız. One minute diyeceğiz. Sonra 9 şehidimizin kanını 20 milyona değişeceğiz. E sen böyle yaparsan, sen böyle yaparsan adamlar da Türkiye'ye karşı seninle bir araya gelir. Tekrar ediyorum. Türkiye yapmayacağını söylemeyecek, söylediğini yapacak. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korumanın birinci yolu odur. İkinci yol da şudur. Hiçbir şekilde ne Doğu Akdeniz'de ne Ege'de kazanımlarımızdan ve haklarımızdan zerre taviz vermeyeceğiz. Tavizin sonu gelmez. Şimdi buradan soruyorum. Dışişleri Bakanımıza soruyorum. Erdoğan'a soruyorum. Oruç Reis gemisi bakımda mı? Yoksa Yunanistan'a bir jest olsun. Yunanistan Türkiye'nin iyi niyetini görsün diye mi Antalya Körfezi'nde? Bir hükümet düşünün. Bir konuda sabah diyor ki Yunanistan bunu bir iyi niyet gösterisi iyi niyet gösterisi olarak algılasın diye bunu yaptık diyor. Öğleden sonra diyor ki hayır biz bunu bakıma aldık diyor. Bakım ve ikmal için burada diyor. Şimdi bu hükümetin yürüttüğü Doğu Akdeniz politikasından biz ne bekleyeceğiz? Ama tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Hükümeti hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda taviz vermemeye çağırıyoruz. Taviz vermediği sürece, ödün vermediği sürece hak ve menfaatlerimizi sapına kadar adam gibi koruduğu sürece dört dörtlük de arkasında duracağız. Yeter ki taviz vermeyin. Ama gel iş öyle değil. Şimdi 15 yıldır Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'la olan sorunuyla ilgili Erdoğan hükümetlerini iki özellikle tanıdık. Gevşek ve kayıtsız bir tutum. Ege'de 15 yıldır süren bir meselemiz var. 1923 ve 1947 anlaşmaları ile sadece zabıta ve iç güvenlik için polis bulundurulabilecek bütün adalarda yani gayri askeri adaların tamamında Yunanistan ağır askeri varlık bulunduruyor. Peki sen Türkiye olarak ne yapıyorsun? Ee, arada bir söylüyorum. Lozan Anlaşması ve 47 Paris Anlaşması ile askerden arındırılmış adalarda ki askeri varlığa bu kadar uzun süre seyirci kalırsan ondan sonra Yunanistan'ı bu askeri buradan çıkar diyemezsin. Ege'de 3 tip ada var hatta dört tip ada var. Yunanistan'a ait adalar hem askerin hem sivilin olabileceği. Yunanistan'a ait adalar hiç askeri varlığın olamayacağı, Türkiye'ye ait adalar, sivil varlığın ve kısmen askeri varlığın olabileceği adalar, bir de dördüncü unsur var. Aidiyeti belirsiz coğrafi formasyon diye tanımlanan kayalık, kaya parçacı dediğimiz formasyonlar var. Bunların ne Lozan'la ne Paris'le Yunanistan'a mı ait, Türkiye'ye mi ait hala aidiyeti belirlenmemiştir. Dolayısıyla ne Yunanistan'ındır ne Türkiye'nindir. Ama <laughs> aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonların neredeyse tamamı Yunanistan'ın uhdesindedir. Sen Lozan'a çamur atacağına, cumhuriyeti kuranları eleştireceğine ki bu adalarla ilgili geriye giderse Erdoğan, bunlar Çavuşoğlu, bunlar Lozan'da verilmiş değil. 1911'de 13'te yapılmış anlaşmalar var. Yani attığınız çamur aslında Lozan'ı imzalayan İsmet İnönü'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e değil Osmanlı'yadır. Osmanlı Osmanlı deyip duruyorsunuz. Bu adaları Cumhuriyet vermedi. Atatürk vermedi. İsmet Paşa vermedi. Genç Cumhuriyet vermedi. Genç Cumhuriyet bunların bir kısmını geri aldı. Hangilerini aldı? İşte <laughs> Bozca'da, Gökçe'de, Tavşan Adaları ve Anadolu sahillerine 3 <laughs> mil mesafedeki formasyonları Lozan geri aldı kardeşim. Osmanlı kaybetmiş idi. Bunu da AK Parti'ye hatırlatmakta fayda var. Ve 6 mil ile Yunanistan'ın Ege'deki hakimiyeti yüzde Bizim şu an itibariyle Ege'deki hakimiyetimiz, deniz hakimiyet alanımız yüzde onun altındadır. Bir savaş sebebi sayılması gereken bizce de ve uluslararası anlaşmalarca da 12 mile çıkması hali demek Yunanistan'ın Ege'deki hakimiyetinin yüzde yetmişe çıkması demektir. Buradan söylüyorum bu bir savaş sebebidir. Yunanistan bunu yapabilir mi derseniz zor yapar. Ama sen böyle taviz verirsen böyle umursamaz tutum içinde olursan böyle gevşek ve kayıtsız bir tutum içinde olursan Yunanistan Ege'de bir fiili durum yaratmak konusunda Epey yol almış olur Değerli arkadaşlar Dış politikada bugün için son sözü olsun Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle Milli devlet politikamız tasfiye edilmiştir Ve yerine Saray politikası Ve şahsım diplomasisi Ön plana Çıkmıştır Şimdi Şahsım ve Bay Trump, şahsım ve Sayın Putin, şahsım ve Monsieur Macron diye söze başlarsan olmaz. Türkiye ile Amerika, Türkiye ile Rusya, Türkiye ile Fransa arasında görüşme olur. Şahsım ve Macron şahsımla Putin şahsımla Trump görüşmesi yaparsan, bunu kapalı kapılar ardında yaparsan, tutanak tutmazsan, ne söz verdiğini bu aziz millet bilmezse, bırak milletimizi bu meclis bilmezse işte böyle zora düşersin. Türkiye'nin dış politikasını iç politikaya alet etmene gerek yok. Dürüst ol, samimi ol, etkili ol, ödünsüz ol. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de Ege'de de hak ve menfaatler için bu parlamentodaki bütün milletvekilleri, siyasi partiler senin ve ülkesinin arkasında durmasını bilir. Kusuru biraz da kendinde ara. Değerli arkadaşlar, Covid'le amansız bir mücadele veriyoruz. Önce şunu söyleyeceğim. Devletin sırrı olur. Ama devlet yalan söylemez dersin ki kardeşim bu stratejik bir mesele. Bu uluslararası bir mesele. Bu toplum sağlığının tümüne şamil bir mesele. Bazı rakamları yayınlamam doğru değil dersin. Ben bunu anlarım. Buna saygı da duyarım. Ama devlet topluma, millete, vatandaşına yalan söylemez. Sağlık Bakanlığı'nın şu her akşam televizyonda yayınlanan turkuaz tabloları yayınlamamasını tavsiye ediyor. Bu tablolara sevgili bakan iyi niyetine, gayretine de inanıyorum. Ama sen artık Covid'le mücadelede maalesef üzülerek söylüyorum devre dışındasın. Devre dışındasın. Sen yönetmiyorsun bu politikayı. Ve bu tablolara kimse inanmıyor. Ya doğru rakam ver, veremezsin, vermeyeceksin. O zaman bu tablolarla milleti kandırma. Covid çıktığında bir şey söyledim. Bir şey ters gidiyor dedim. Doğrusu şudur dedim. Bilim Kurulu bu işleri yönetecek. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı'nı dinleyecek dedim. Şimdi böyle olmuyor değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı hükme diyor. Sağlık Bakanı bu hükme alıyor, Bilim Kurulu'na tebliğ ediyor. Bilim Kurulu'nda işte bak, kafa karışıklıkları devam ediyor. Kararlar <laughs> Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre değil, AK Parti'nin siyasi penceresinden görülen tabloya göre alındığı için Türkiye büyük bedeller ödüyor. Daha samimi ve daha açık söylemek gerekirse, COVID-19 mücadelesinde Milletin ve muhalefetin verdiği samimi desteği ve krediyi kaybetmiş bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu mücadele başladığında hepimiz hem bilim kuruluna hem sağlık bakanlığına hem yürütmeye açık çek verdik. Kredi verdik. Ne lazım geliyorsa yap arkandayız dedik. Kanunsa kanun dedik. Kamuoyu oluşturmaksa kamuoyu oluşturmak dedik. Ama bunların hiçbirini maalesef hükümet dürüst ve samimi kullanmadı. Bakın. Şimdi değerli basın mensupları bu önemli. Hani şey diyordu ya bakın burası çok önemli. Sayın damat. İstanbul Valiliği İl Hıfzı Sağ Kurulu'nun 11 Eylül 2020 tarihinde iki kararı var. Dört saat arayla. 4 saat arayla değerli arkadaşlar. İl Hıfzı Sağ Kurulu 11 Eylül'de diyor ki düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikleri hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival ve benzeri etkinlikleri 12.09.2020 tarihinden itibaren hiçbir surette kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 12 Eylül'den itibaren İstanbul'da hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek. İ İl Hıfsısa Kurulu kararı. Burada saati yok ama karar numarası 89. Aynı gün 90 no'lu bir karar alınıyor 4 saat sonra. 4 saat sonra. 90 no'lu bir karar. İstanbul İl Hıfsısa Kurulu. İl Umumi Hıfsısa Meclisi'nin 11.09.2020 tarihli ve 89 no'lu kararının uygulanmaya başlama tarihi Bunda 12 Eylül'dü biliyorsunuz. 4 saat sonra deniyor ki efendim bunun uygulanmaya başlama tarihi 14.09.2020 pazartesi saat 8 olarak revize edilmiştir diyor. Şimdi bu varsa artık Sağlık Bakanı yoktur. Bu varsa artık Bilim Kurulu yoktur. Bu varsa AK Parti Genel Merkezi'nin ya da sarayın penceresinden bakılan bir perspektif vardır. AK Parti'ye 100 bin üye katılımı nedeniyle sen İstanbul'daki kararı 4 saat sonra ortadan kaldırırsan ben artık bilim kurulunun cismi varlığına bir şey demem ama etkinlik noktasında, belirleyicilik noktasında bir hükmü ve değeri yoktur dedim. İstanbul valisine soruyorum. Hükümet bunu senden istemiş olabilir. Ben de bir İstanbul milletvekiliyim. Hiç mi İstanbulluların sağlığını, İstanbul'daki bebeklerin, gençlerin, yaşlıların, hastaların, kronik hastalığı olanların velhasıl 16 milyon İstanbullunun sağlığını AK Parti toplantı yapacak diye feda etmek, gözden çıkarmak bir valiye yakışır mı? O hıfzı sağ kurul üyelerine bu karara imza atan İçlerinde sağlıkçıların olduğu kurul üyelerine de yazıklar olsun. Değerli arkadaşlar bu dört hecelik bir şeydir. Buna ne ne dersin Engin Altay derseniz ben buna dört ile cevap veririm. Kepazelik. Devlet kepaze olmaz. Devlet kepazeliğin altına imza atmaz. 16 milyonun sağlığıyla devlet oynamaz, oynayamaz. Yazıklar olsun. Buna başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onun için diyorum işte. Sağlık Bakanı artık Covid-19'da mücadelede devre dışındadır. Erdoğan ne derse o olacak. Nasıl isterse öyle olacak. Bunu da kabul etmek mümkün değil değerli arkadaşlar. Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Ben 2014'teki Devlet Bahçeli'yi özlüyorum. Sayın Bahçeli, Erdoğan ne zaman sıkışsa imdadına yetişmek için herkesin üzerinde laf edeceği, herkesin endişeyle, kaygıyla acaba ne oluyor gene diyeceği bir laf buluyor. İki hafta önce idamı yeniden gündeme getirmişti. Şimdi dün de böyle hepimizi ürperten bir laf etti. Türk Tabipleri Birliği kapatılmalıdır dedi. Şunu merak ediyorum. Sayın Bakan diyor ki sağlık çalışanlarının yükü 4-5 kat arttı diyor. Yani bir doktorun sırtında hani örnek olsun diye söylüyorum. 50 kiloluk bir çuval var ise şimdi 250 kiloluk bir çuval var. O sağlık çalışanı bu yükün altında eziliyor. Dizler tutmuyor, derman gidiyor. Ve doktorlar da diyor ki ölmek istemiyoruz. Doktorlar ölmesin deniyor. Böyle bir taleple kordela takıyorlar ve bunu bunu haince bir tertip diye niteleyen bir Sayın Bahçeli ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'ye hatırlatmak isterim. Bir sağlık sorunu yaşadı. Allah'ım şifa versin, uzun ömür versin. Sayın Bahçeli'nin yaşadığı o sağlık sorununda da onu şimdi yeniden sağlığına kavuşturanlar Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleriydi Sayın Bahçeli. Doktorlara milletçe şükran duymamız lazım. Doktorlara gönül borcumuz var, vefa borcumuz var, şükran borcumuz var. Bugün evet bir mücadele var ama bu mücadeleyi hükümet değil doktorlar olağanüstü bir performans ve özveriyle yapıyorlar. Ve onların bir örgütü var. Yanlış e, tespit yok ortada. Doktorlar ölmesin. Sayın Bahçeli 30 bin doktorun sağlık çalışanının pardon 30 bin sağlık çalışanının Covid-19 virüsüne maruz kaldığını acaba biliyor mu? Bilmiyorum. Ama ben bir şey biliyorum. Sayın Bahçeli'nin gündeminde sarayın israfı yok. Hiç olmadı. Sayın Bahçeli'nin gündeminde sağlık çalışanlarının artan iş yükü zaten yok. Onu gördük. Sayın Bahçeli'nin gündeminde işsizlik yok, esnaf yok, çiftçi yok, öğrenciler yok, boş tencere yok ve çöpten ekmek toplayanlar yok. Varsa yoksa Erdoğan sıkıştığı anda, Erdoğan kamuoyunda prestij kaybettiği anda, kamuoyunda Erdoğan'ın politikalarında tepkilerin yükseldiği anda Sayın Bahçeli ortaya bir laf atıyor, bir söz atıyor ve kendince Erdoğan'ı rahatlatmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar, bu arada e, bir garip durum daha hafta başında yaşadık. E, enteresan medyada çok yer bulmadı. Ama benim bir parlamento üyesi olarak, yasama organının üyesi olarak, yasama yürütme yargı güçler ayrılığının Türkiye için olmazsa olmaz olduğuna inanan biri olarak, beni ve benim gibi düşünenleri rahatsız eden bir gelişmeyi de üzülerek yaşadık. Herkesi tehdit etti Allah var yani Tehdit İşleri Bakanlığı mı İçişleri Bakanlığı mı anlamış değiliz ama Sayın Bakan herhalde Erdoğan'ın hışmından çekindiği için bilemiyorum kafasında hangi siyasi hesap var hangi odaklara şirin ve sempatik görünmek istiyor bilmiyorum ama siyasetçileri tehdit etti gazetecileri tehdit etti sanatçıları tehdit etti. Yeri geldik emrindeki emniyet kuvvetlerini tehdit etti. Tehdit etmediği bir anayasa mahkemesi başkanı kalmıştı ki onu da tehdit ederek tehdit işleri bakanlığı olarak görevini yapmanın derin bir iç huzurunu herhalde yaşıyor. Ama bir ülkede bir İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi kararlarına tahammül etmiyorsa Burada iki şeyden birinin olması lazım. Ya anayasa mahkemesinin kapanması lazım. Ya İçişleri Bakanı'nın o koltukta oturmaması lazım. Takdir beyefendi. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? İçişleri Bakanı anayasa mahkemesi başkanını tehdit edemez. Hatta bence hedef göstermiştir. Ediyor sen o korumalarla geziyorsun. Bir kere garip olan şu. İçişleri Bakanı Türkiye'de bir güvenlik zafiyeti olduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin korumayla gezdiğini de ifşa etmek suretiyle yapmıştır. Tüm devlet yöneticileri, yetkilileri üst düzeyde korumayla geziyorsa ülkede zaten bir güvenlik zafiyeti vardır. Cumhurbaşkanı, ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 500 polisle geliyorsa, Cumhurbaşkanı meclisteyken meclis kiremitleri özel güvenlik e, kuvvetlerinin komandoların potinleriyle kırılıyorsa e, zaten ülkede bir güvenlik zafiyeti vardır. Bir ülkede bir güvenlik zafiyeti varsa birinci derece sorumlu da doğal olarak İçişleri Bakanı'dır. Fakat ben Soylu'nun hadi Anayasa Mahkemesi'nin güvenliğini korumayla sağlıyorsun. E kendi güvenliğini neyle sağlıyorsunuz o zaman Şunu mu sorayım sana? Sen de kendi güvenliğini Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp onu Diyarbakır'da okutarak, Kandil'e yollayarak ya da kardeşini TRT'ye çıkararak mı sağlıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Bakan hepimizin güvenliğinden sorumlusun. Ve bizim güvenliğimizin korunması sana aittir. Burada bir zafiyet olursa sorumlu sensin. Anayasa Mahkemesi Başkanı değil. Aldığı bir karardan dolayı, o karardan dolayı Türkiye'de bir güvenlik zafiyeti olmaz. Ama senin uçuk bu çıkışların yanlış baktığın pencere ve her şeyi sarayı memnun etme güdüsüyle yapan anlayışın Türkiye'de bir güvenlik zafiyetine yol açacaktır. Bugün e, <laughs> İzmir'de Banu arkadaşımızın duruşması var. Arkadaşımız dedi ki minareden şarkı çalınıyor ezan yerine. İzmir il müftüsü bir açıklama yapmayacak mı? Ne oluyoruz dedi. Kızcağız 10 gün cezaevinde kaldı. Sonra dışarıdan dava görülmek üzere tahliye edildi. Bugün şu anda İzmir'de duruşması var. Ama Süleyman Soylu bir şey söylemişti. Demişti ki onu bulacağız. O provokatörü bulacağız. Ve kulağında ezan dinleteceğiz. Bunların var böyle merakları. Ağ babası da şeyde eee Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. Bir türlü kılamadı. Sayın soylu da İzmir'deki bu provokasyonu yapan, bu saygısızlığı, bu edepsizliği hayata geçiren provokatörü bulup kulağında ezan dinleteceğim diyeli 5 ay oldu. Hala tık yok. Anayasa Mahkemesi başkanını tehdit edeceğine İzmir'de camiden şarkı çalan provokatörü bul, onu yargıya teslim et. Senin vazifen bu. Değerli arkadaşlar, bugün yine gazetelerde gazetelerde gördük. Oruç Reis gemimizin içler acısı halini. Gemi yerli. Gemi yerli. Çalıştırmak üzere görevlendirilen firma yerli. Ödeme dolarla. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Tayyip Erdoğan utanmasın. El alemden utanmasın. TL'yi kaldıracak, Türkiye'de doları resmi para birimi yapacak. Ya gemi yerli. Verdiğin firma yerli. Adama niye dolar veriyorsun kardeşim? Niye dolar veriyorsun? Ayrıca Oruç Reis gemisini çalıştıracak. Kabiliyet ve Kapasitede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda Üç tane bu gemide gemiyi işletebilecek kabiliyet ve kapasitede adam yoksa bu da senin 18 yılda devlette ehliyet ve liyakatı sıfırladığının açık bir göstergesidir. Hamaset atıyorsun, nutuk atıyorsun, yerli gemi diyorsun. E güzel. İşletmecisi de yerli. Türk firma. E güzel. Bu dolar niye kardeşim? Dolar niye? Sen 2018'de dört buçuktan aldığın doları son seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4.4'ten aldığın doları kaç bugün? Yedi buçuk. Yedi buçuk yaptı. Bunları zengin etmek için mi doların artışına imkan ve fırsat veriyorsun? Merak ediyorum. Maden Tetkik Arama 2019 Oruç Reis Araştırma Gemisi işletmesi için Oras Denizcilik yerli 4 milyon 775 bin dolar. 3 Temmuz 2019 Oruç Reis gemisinin koruma gemisi hizmet alımı için Aras Romorkör bu da yerli 2 milyon 327 bin dolar. 11 Temmuz'da Global Enerji'ye bu da yerli 2 milyon 588 bin dolar. Ve 17 Aralık 2019 Oruç Reis takip gemisi için de gene Aras Romorkör'e 1 milyon 149 bin dolar toplam 10 milyon 839 bin ABD dolarını yerli oruç reis gemisinin yerli işletmecisi içi işletmecisine işletme üzere koruma üzere ödüyorsun. Ve ondan sonra bu millete yerlilik ve millilik edebiyatı satıyorsun. Şu tablo bile tek başına Türkiye'de gayri yerli gayri milli e insan deyince akla kim gelir sorusuna hemen Erdoğan'ı getirir. Bunu yapma ki akla sen gelme. Gemi yerli, işleten yerli. Al sana 10 milyon dolar. Türk parasının suyu mu çıktı? Bunu da Erdoğan'ın ekonomiye bakışının dolar yeşili penceresinden olduğunun yeni ve son örneği olarak takdirinize sunuyoruz. Kamuoyu bütün bunları değerlendiriyor ve biraz önce söylemiştim milli devlet politikasını yerle yeksan eden Erdoğan'ı, millet şahsım diplomasini ön plana çıkaran Erdoğan'ı inşallah ilk seçimlerde tasfiye etmeyi bilecek niyet ve anlayış içindedir. Bu vesileyle tekrar Covid'le mücadele eden sağlık çalışanlarımızı huzurlarınızda morallerini bozmamaya, gayretlerini yitirmemeye davet ediyorum. Sağlık Bakanımızı da işin sahibi olarak resmi sahibi olarak işine sahip çıkmaya çağırıyorum. Türkiye Tabipleri Birliği'nin kapatılması düşüncesinin bir niyetten öte sıkışan Erdoğan'ı, itibarsızlaşan Erdoğan'ı, toplumda sık eleştirilen Erdoğan'ı milletin unutması için Sayın Bahçeli'nin yeni bir suni gündem olarak değerlendirdiğimizi belirtiyorum değerli arkadaşlar. Çok teşekkürler.